Almanya'da korona konusunda son haftalarda çok olumsuz gelişmeler yaşandı Mehtap. Hemen her gün yeni rekorlar kırıldı vaka konusunda, insidans konusunda. Sevindirici olan ülke çapındaki vaka ve haftalık insidans değerlerinin cüzi de olsa gerileme sürecine girmesi. Verilere göre son 24 saatte 51 bin vaka var. Bir haftada 100 bin kişide tespit edilen İnsidans oranı ise 353'e geriledi. İnsidans geçen hafta başında rekor kırmıştı. 450'ye ulaşmıştı. Vaka sayısı da 70 binlere çıkmıştı. Uzmanlar 2 hafta önce alınan ve özellikle aşı olmayanları hedefleyen, onlara yönelik kamusal alanda 2G kuralı, yani aşılı veya koronayı atlatmış olma zorunluluğu gibi ek kısıtlamaların sayıların gerilemesine neden olduğu görüşünde. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ve ülkenin önde gelen neredeyse tüm sağlık uzmanları, korona uzmanları virüsle mücadelede tek çarenin esasında tüm toplumun aşılanması olduğu görüşünde. Bu yönde tartışmalar var. Aşının zorunluluk hale getirilmesi tartışılıyor belli meslek grupları için. Zaten Mart ayından itibaren geçerli olacak hemşireler, hasta bakıcılar. Bugünden itibaren de 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başlandı. Ancak bu tartışmalar toplumu iki kutuba bölmüş durumda, kutuplaştırıyor. Düzenlenen karşı gösteriler, aşı karşıtı gösteriler giderek artıyor. Geçen hafta sonunda sadece Hamburg kentinde 10-15 bin kişi protesto amacıyla sokaklara döküldü. Ülkenin çeşitli kentlerinde hemen her gün gösteriler yapılıyor binlerce kişinin katılımıyla. Özellikle Almanya'nın doğusundaki kentlerde kısmen izin verilmemesine rağmen yapılan protesto eylemlerinde polislere ve gazetecilere saldırılar yaşandı geçen günlerde ve bu gelişmeler sonrasında siyaset korona uygulamalarına karşı yapılan eylemlerin gittikçe radikalleşmesine nasıl engel olunabileceğini de tartışıyor. Korona konusunda aşı yanlısı siyasetçi ve uzmanlara yönelik ölüm tehditleri var. Güvenlik birimleri bunları çok ciddiye alıyor. Bunların çok büyük bölümü sosyal medya üzerinden yayılıyor ve taraftar buluyor. Ve nitekim korona karşıtlarının sosyal medyada bir mesajlaşma grubu kurarak katı kısıtlamaları çok sert bir şekilde hayata geçiren Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer'i öldürme planları yaptığı ortaya çıktı. Onun ardından bu sabah bu gruba üye olanlara operasyon düzenlendi, soruşturma başlatıldı. Başbakan Olaf Scholz de meclisin bugünkü oturumunda yaptığı ilk hükümet açıklamasında ağırlığı bu konuya verdi ve aşı karşıtlarının Almanya'da barış içinde toplumsal yaşamı bozmalarına izin verilmeyeceğini vurguladı ve küçük bir azınlığın toplumumuzu bölmesine izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin yasalarına riayet etmeyenlere hukuk devleti gereken yanıtı verecektir şeklinde konuştu. Başbakan Scholz aynı zamanda hükümetin bu grupların arkasında olduğu tahmin edilen aşırı sağcı radikal güçlere karşı da mücadeleye ağırlık vereceğini dile getirdi. Bu arada son zamanlarda radikal grupların en çok rağbet ettiği mesajlaşma platformu olan Telegram'a yönelik sert önlemler de gündeme geliyor Almanya'da. Talep ediliyor. Telegram'ın yasaklanması şeklinde talepler var. Korona uygulamaları ve aşı karşıtı gösterilerin Telegram aracılığıyla örgütlendiğini netleşmiş durumda. Nitekim Hristiyan Sosyal Birlik Partisi muhalefetteki CSU hükümetten Telegram'a karşı sert önlemler alınmasını ve Telegram'ın bloke edilmesini talep etti. Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Mayer de uygulamanın sahibi olan şirketin nefret söylemleri ve kışkırtmalara karşı tedbir almaması durumunda internet ortamından yayılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Cezalandırılmalı Telegram diye konuştu. Telegram 2013 yılında uygulamaya girmişti. Dünya genelinde yaklaşık 100 milyon kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde şirketin sahibi Rus Pavel Durov. Pavel Durov internetin bir özgürlük ve özgürce fikir belirtme alanı olduğunu söylüyor, savunuyor ve yazılanlara karışamayacağını, ayrıca kimin ve hangi grupların mesaj sistemini kullandığını saptamanın da teknik olarak mümkün olmadığını iddia ediyor. Şimdiye kadar en azından bunu söylüyordu ve istihbarat birimleri de sadece Almanya'daki radikal aşı karşıtlarından değil, başta IŞİD olmak üzere cihatçı gruplarında mesajlaşmalarını Telegram üzerinden yapmaya başladığını bundan kısa bir süre önce açıklamıştı.